Şimdi kameralarımızı Bodrum güvercinliğe çeviriyoruz. Muhabirimiz Asiye Acar'ın yanında Tuğba Özay var. Bakalım güzel şarkıcı magazinde yazı hangi özel açıklamaları yapacak? Evet Asiye, söz sizde. Evet, şu an sevgili Tuğba Özay ile birlikteyiz. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ayağının vallahi tozuyla geldin. Aynen öyle oldu. Uçaktan indik ve zaten sizi kırmak mümkün mü? Geleceğimi duyduğun için hemen güzel bir şekilde organize olduk. Gördüğünüz gibi muhteşem Bodrum manzarası eşliğinde sizlerle beraberiz. Sevgili Özge de herhalde şu an yayında. Özgeciğim, sana da selamlar, başarılar bütün ekibe. Teşekkür ediyoruz. Neler yapıyorsun? Bir koşturma içerisindesin, bunu biliyorum. Çok yoğun bir programımız var. Sürekli sahne çalışmalarımız oluyor, konser etkinliklerimiz oluyor. Gerek festivaller, gerek işte özel açılışlar, organizasyonlar. Bu akşam da sevgili sanatçı arkadaşım Hakan Duman'ın birlikte rol aldığımız bir klibi vardı. Biz ayrılamayız deme, ayrılırız. O şarkının lansmanı, o klibin lansmanı olacak. Biz de sahne alacağız. Onun için buradayım. Yarın maalesef hemen dönüyorum. Ve Kandıra Festivali'ne yetişeceğim. Oradan dönüyorum, Antalya'ya yetişeceğim. Böyle bir yoğun bir program var. İnsanlar zannediyor ki işte biz oradan oraya gidiyoruz, hep tatil yapıyoruz. Hayır, yani biz o bir saat falan böyle bir anca değerlendirebiliyoruz. Bir iki saatlik öyle, o da dinlenme oluyor ama çok aşırı derecede tatile ihtiyacım var. Bir arınmaya ihtiyaç var, yani ruhum istiyor bunu. Tabiatın kızıyım diyorsun. Bir gün her şeyi bırakıp o tabiata yerleşmeyi planlıyor musun, düşünüyor musun? Açıkçası bazen düşünüyorum, bazen de diyorum ki hani ikisini bir dengeleyebilir miyim? Hem iş hayatı yine devam eder, hem de işte kendime zaman ayırır, tabiata yine koşar mıyım? İşte biliyorsun bir çiftliğimiz var, orada da bir yaşantımız var. Orası da gerçekten tam doğanın içinde bir yer. Çok da seviyorum orada olmayı. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün oradaydım. İyi geliyor, ruhuma çok iyi geliyor. Bir de zaten tabiatla içselleşen insan özünü keşfeder. Her zaman bunu savunuyorum. Bir ağaca sarılmak bile insanı mutlu eder ki bu bilimsel olarak da açıklanmış bir şeydir. Bunu sosyal medya hesaplarımdan da zaman zaman paylaşıyorum. Bu tür bilgiler veriyorum. Ama ben Kova burcuyum. Ajda Pekkan da biliyorsun Kova burcu. Biz Kova kadınları çalışmayı çok seviyoruz. Özgürlüğümüze de çok düşkün insanlarız. Üretmeyi seviyoruz. Yani ben herhalde 70 yaşına da gelsem, ölmez yaşarsam eğer yine çalışırım diye düşünüyorum. Ama var böyle birçok arkadaş da var, görüyorum işte Özlem Tekin mesela, işte Mehmet Akif Alakurt, Sertap Erener. Hani o şehir hayatını bırakıp da köy hayatına veya işte tekne yaşantısına dönen insanlar da var. Koşullar neyi gösterir bilemiyorum. Bir de tabii hayatınızda olan insan, onun da sizi yönlendirmesi veya da işte ailenin yönlendirmesi nereye gider veya da iş hayatı, kariyerinizde belki değişiklikler olur, bir şey olabilir. Şu anki şartlarda bunu konuşmak için erken diye düşünüyorum. Yani ben seni çiftlikte işte tavuk, inek beslerken görmeyecek miyiz? Sadece ağaç işlerinde. Valla kedileri, köpekleri besliyorum. Onlar zaten hepsi çocuklarımız ama daha o inek, at falan o kısma geçmedim. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyorum ama orası benim yaşlılığım için bir garanti. Öyle görüyorum. Bir de babamın çok emekleri var. Birlikte yaptık orayı ve tabii çok hayallerle yapıldı. Mesela çocuk havuzu var. Geçen gün bakıyorum böyle. Bizim kediler, köpekler havuzun içinde, çocuk havuzunda. Onlar yüzüyor. Diyorum ki yani halbuki annem babam demişti ki işte çocukların olsun, burada şapada şapada yüzsünler. Böyle hayaller ama hayatlar ve hayaller maalesef ki örtüşmeyebiliyor. Kısmet diyelim. Yani şu an babanla annenin hayalini kediler gerçekleştiremedim. Evet, kediler ve köpekler. Kediler ve köpekler süslüyor. Peki yani söylemiyorlar mı hani ne zaman diye? Annem geçen gün bana şey dedi, ben anladım ki dedi, sen dedi çok özgürlüğüne düşkünsün. Ve dedi özellikle belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra ekonomik özgürlüğünü eline almışsın, kendini daha güçlü hissediyorsun ya da güçlü olmak zorunda hissediyorsun. Böyle bir kendine bir misyon ediniyorsun. Bu durumda evet tabii ki hayat İki kişiyle güzel. Örneğin geçen gün çok komik bir şey oldu. Misyon ediniyorsun. Bu durumda
Evet, tabii ki hayat iki kişiyle güzel. Örneğin geçen gün çok komik bir şey oldu. Şık bir tulum giymiştim böyle. Fermuarı çekeceğim, çekemiyorum. Evde de yalnızım, yardımcım da yok. Ne yapacağım? Öyle çek, böyle yap. Yok, dedim ki ya bu hayat tek kişilik değil, bu hayat iki kişilik. Gittim çünkü yan komşuya. Gülgün abla, beni izliyorsan selam olsun. Gülgün abla, şu fermuarımı çeker misin diye. Yani tabii bu işin esprisi, esprili bir bakışı ama yani şu an için belki de çok fazla işe odaklıyım. Kariyerime odaklıyım. O yüzden çok hani evlilik vesaire gibi çok böyle hayaller içinde değilim. 10 sene önce daha farklı düşünüyordum. 5 sene önce daha farklı düşünüyordum. Yine bu duyguları da o anki koşullar belirliyor diye düşünüyorum. Şu anda evlilikle ilgili ve ciddi bir düşüncem olmadığı için ona da kısmet diyelim. Çocuk, yani çocuk özlemi çekmiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum bazen. Bazen çok istiyorum. Hatta işte mesela Çağla'yı görüyorum. Genç. Demet Şener görüyorum. Güzide, hani hepsi benim dönemimde meslektaşlarımdı. Hepsi genç anne ve hala çok güzeller, çok fitler. Bazen böyle kıskanmıyor değilim yani. Hani diyorum, ne tatlı, bak mesela Deniz'de yaptı, işte ne bileyim Yüksel Akı. Yani çok insan çocuk sahibi oldu genç yaşta. Bir tek ben çocuk sahibi olmadım herhalde o şey içerisinde. Yani bazen de diyorum ki dünya o kadar böyle kötüye gidiyor ki, yani bu kadar karamsar olmak istemiyorum ama işte sürekli böyle kötü şeyler duyuyoruz, kötü haberler izliyoruz, sinirlerimiz bozuluyor ve diyorum ki yani ben niye çocuk sahibi olayım? Çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Ben kedime, köpeğime bile müthiş bir sevgi beslerken, bir sorumluluk hissederken çocukta herhalde aklımı yitiririm diyorum. Ama yine onu da koşullar belirleyecek. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir olay yaşadın. Hatta şu an savcılıkta. Nedir durum, son durum nedir? Tehdit ediliyordu. Yok, tehdit değil. Sosyal medya üzerinden bir hayranım ama artık yani bu hayranlık fanatizm boyutunda, bir sapkınlık boyutunda. Önceleri çok önemsememiştim. Fakat sosyal medyaya da çok dikkat etmek gerekiyor. Ama biz sonuçta ünlüyüz, göz önünde olan insanlarız. İşte gittiğimiz yerleri, yapacağımız işleri önceden duyuruyoruz vesaire. Bu kişi de beni uzun zamandır takip eden kişiydi. İsmini vermek istemiyorum çünkü olay dediğim gibi şu an savcılıkta. Ve sürekli sayfasında benimle ilgili yayınlar yapmaya başladı. İşte bana aşık olduğunu, beni çok sevdiğini, benimle evlenmek istediğini, beni kimseye yar etmeyeceğini yazmaya başladı falan. Ve bu insan bir de bir gün benim bir sahne çalışmam var. Orayı öğreniyor, görüyor sosyal medyadan. Onun üzerine kalkıyor, geliyor ve benimle bir fotoğraf çektiriyor. Yani yakınıma kadar gelip fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektirmiyor, ailenin evine kadar da giriyor. Annemin şiir kitabı çıktığında anneme ulaşıyor. Diyor ki ben sizi çok seviyorum. Ne olur diyor, gittim kitabınızı aldım, imzalatmak istiyorum. Yayın evimize gidiyor. Orada anneme de kitabı imzalatıyor. Yani bu kadar, dediğin gibi içimize kadar giriyor. Korkuyor musun? Yani korkmaktan ziyade tabii ki rahatsız edici bir durum. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili beni arayan önemli isimler de oldu. Onların da dikkatini çekmiş. Mahkeme davası açıldı. Hatta işte yine geçtiğimiz günlerde yazmış, yok dağda evleneceğiz, yok milletvekilleri şahidimiz olacak, şu bilmem an, ne olacak falan. Yani bunlar çok tabii ki can sıkıcı şeyler. Savcılıkta olduğu için durum, umuyorum hatasını anlar ve bir an önce doğru yolu bulur. Çünkü bu işin sonu hapis cezası olarak görünür. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sözü sizi bırakmak zorundayım. Tamam, sağ çok olun. Sağ olun, kolay gelsin. Evet Özge, söz sende.